İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Alex, şu porsiyonuma baksana. Tenkyo'nun arka planında karlı. Vay canına, gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç yapalım. Tamam, sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. Gülmeyi bırakın. Hayır, lollipopumu kırdım. Hiç aklıma gelmemiş de böyle bir şey. Önemli olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Ne kadar lezzetli. Süper. Vay canına, ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika. Artık yemek yemem gerekiyor. Ambalajı ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına, senden öğrenecek çok şeyim var. Bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsini bir kere deneyimi istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğütmek istiyorum. Bakın, işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika, ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex, korkuyoruz. Tamam tamam, işim bitti. Şimdi karamelin kaseye dökülmesi gerekiyor. Vay canına, ne kadar çok var. Her şeyi çok iyi düşündün. Evet, bir tane şekere ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıyı ağzınıza koymamız gerekecek. Bu da fena değil. Ne kadar lezzetli, durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından döktün. Mila, şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups, kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdim. Artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Lollipoplar sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam, öyle olsun. Sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli olun. Vay canına, bu da ne böyle? Bu Mina'nın ağzı. Ne korkunç bir şey. Sorun değil. Dişlerimi geri taktım. What? Bu ne böyle? Göremiyorum bile. Mısır tanesine benziyor. Sanırım haklısın. Bende bunlardan birkaç tane var. Ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum ki. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları ısırırsan? İşe yaramıyor. Çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağımı biliyorum. Saç tütüsü bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alice, hadi oynayalım. Ya da uyuyalım. Sule haklı, bu çok uzun sürüyor. Vay canına, yine de başardım. Harika çocuklar, bakın ne kadar güzel. Bravo, sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet, bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Kendi payımı hazırlamak için saç tüsünden daha ciddi bir şeye ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzıdır diye şüphe ettirdi. Vay canına, başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Halimi yaktım, çok sıcak. Bazen çok gergin oluyorsun. Umarım patlamış mısır herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika, çok lezzetli. Come on. Böylece büyük bir porsiyonu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. Vay canına, bu da ne böyle? Patlamış mısır makinesi. Yok, siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle. Şimdilik yeterli. Bakın, işe yarıyor. Patlamış mısırım hazır. Bu inanılmaz. Teknolojinin gerçek bir mucizesi. Sanırım daha fazla tahıl ekleyebiliriz. Çok küçük bir porsiyon oldu.
başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Hepsini kullanacağım. Görünüşe göre senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. Ne? Bu gerçek kanter mi? Korkutucu görünüyor. Buna dokunmak istemiyorum. Karı korkunç. En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mina sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçek bir arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet, bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yemeğe hazırım. Nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Dürüst olmak gerekirse ben de biraz şaşırdım. Evet, lezzetliydi. Tatlım, böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme, her şey olur. Umarım ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam, kendimi değil, kendimde olanları. Bir parça alacağım. Garip, bu kanserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Böyle seni tanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlemem gerekiyordu. Bu bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana. Üzgünüm çocuklar. Bunu yapmak istemedim. Tamam, dene hadi. Mina haklıydı. Gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonum bende olsaydı. Onu yemeyi çok isterdim. İştahım açıldı. Harika. Ne yazık ki Mina, seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. Bana harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper. Gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın. Nefis. Çok iyi acıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlısı var. Anneciğim, korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey, her şey yolunda mı? Yardım edin. Yardım edin. Parmağımı ısırdı. Bir şey yapın. Onu bana atma. Çok acıtıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir şişem var. Değil, hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şokoleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızlanmayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzan en azından lezzetli olandır. Diğerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. Hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim, tamam mı? Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanı çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. Ellerimizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Bunu nasıl yapıyorsun? Pizzalar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay! Bana ne oldu? Sanırım artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik.
Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, pizzalarım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kim cesaret edebildi? Oh, sizi hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç utanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizzalar. Pekala, en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay, işte bu. Söylemiştik sana. Evet, gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu ceza bana? Sanırım Sultan'la nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız çünkü sadece bir sarımsağım var. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak ezici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır, istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne iğrenç bir şey. Şimdi ağzımdan bir kedi. İşte anladınız. Ay, ben bile bu huyu alıyorum. Nasıl kokuyor, korkunç. Böyle durma için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex, sarımsak yeme sırası sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Bacanda. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. İşe yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. Harika. Julie, sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzümün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtulabilirim. Vay canına, ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Julie, aferin sana. Ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? Tamamdır. Artık sarımsak yok. Vay be, benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Julie, üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokmuyor. Kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. Kahretsin. Tip taka şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet, bir gün benim de bir sürü leziz yemeğim olmalıydı yani. Tatlım, en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Temizli bir tane tik tak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Alex, sıra sende. Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey dökülmüyor? Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretsin, şimdi tüm tik tak masanın üzerinde döküldü.
Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolly, yarıya sade sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil, bir sürü paketim var. Burada herkese yetecek kadar var. Danneler, tüm şekerler benim. Çiftliğe bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin, biz yine paylaşmadım bile. Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Tadam, bir şekerlerimiz bizim. Kımıldamayın. Çalmaktan nasıl utanmıyorsunuz? Kanıt yok. Hiçbir şey kanıtlayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Jolly'nin intikamını korkunç olacak. Elden yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila, bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Kahretsin, hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadın. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Baycan'ın anı neredeyiz biz? Challenge sizi bekliyor. Üçümüzden birine çikolatalı çeşmesi verilecek. Onu bu renkli kalemlerle en iyi çizen kişi olacak. Ama çok önemli bir şey var. Ellerinizle değil ağzınızla çizmek gerekiyor. Her şey için bir dakikanız var ve o başladı. Hadi bakalım. Kazanmam gerekiyor çünkü burada benden daha havalı kimse yok. Ne? Kaybedeceksin. Çünkü en iyi resim bende olacak. Bingo. Sen demin mavi renkli bir çikolata çeşmesi nasıl olabilir ki? Hayır. Ben kazanacağım. Dahası aklıma çok havalı bir fikir geldi. Eğer kapağı çıkarabilirsem neden boyayı öpüyorum? Vaktinde. Bunu neden ben düşünmemiştim ki? Denemeliyim. Düştüm. Peki denedin mi? Nasıldı? İşe yaradı mı? Şimdi nasıl utanıyorsun? Artık bize yardım etsin iyi olurdu. Ama sen benimle dalga geçiyorsun. Bunun için sana ders vermem gerekiyor. Bu konuda bana basit bir tür yardımcı olacak. Ne yapacağım? Şimdi sanki damat ıslanmamışım gibi. Ya da daha kötü bir şey. Şimdi Suzy kesinlikle kaybedecek. Öyle mi? Hala gülüyor musun? O zaman sen de kaybedeceksin. Al. Bu ne bir şey? Hayır. Bunu nasıl yaptın? Sen de alacaksın. Hayır. Lütfen yapma yalvarırım. Kızlar zaman doğdu. Orada ne çizdiğinizi gösterin. Jolly, bu kırmızı nokta ne? Boyayı döktün mü? Görünüşe göre yüzünde de döktün. Suzy, neden sende hepsi kırmızı? Hep beraber domates mi yediniz? Böyle çizimler kazanamaz. Mila'nın da kötü bir resmi var ama en azından kırmızı bir noktası yok. Mila, sen kazandın. Yaşasın, artık hepsi bile olacak. Merhabalar, lezzetli çikolatam. Biz de biraz çikolata istiyoruz. Leon'u alacağız. Ne kadar lezzetli. Çok mutluyum. Harika. Hey, tüm çikolata nerede? Gerçekten de kim onu içmeye cesaret edebildi ki? Hadi ama sizi hırsızlar. Bu sefer ödülümüz çok daha ilginç olacak. Bakın bu tatlış köpeğe. Ama ödül o değil. Ondan kalan bobok. Bu turda yine ağzınızla boyamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden iyi çalışın. Zaman başladı. Bok çizmiş.
yemekten daha kolay bir şey yok. Kızımın daha nadirde olması için beklemem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu koku da ne böyle? Burada birisi mi öldü? Yoksa bir şey mi kokmuş? Sanırım kendimce düşünüyorum. Ups, uzun zamandır ayaklarımı yıkamamıştım. Ayağımızla çizmek zordur ama dirseklerle çizmek çok daha kolay bir çözüm. Ay, son değil. Hala bir sürü kalemim var. Hadi ama. Nasıl da başarıyor? Kızlar, çizmeyi bırakın. Neler yaptığınızı gösterme zamanı. İşte böyle. Mila, kaka kesinlikle iyiydi ama ben daha iyisini bekliyordum. Mesela Suzy idi. Muhteşem. Ama Julie'nin kakası çok da iyi olmadı. Bu ne ya? Görünüşe göre kaybetmek istedi. Öyle olsun. Gerçek kakayı alan o. Ne? Ama Suzy yüzünden kendimi kötü hissettim. Bu değişikliği yemeyeceğim. Mecbursun. Kuranlar böyle. Korkunç. Bunun sadece çikolata olduğunu hayal edeceğim. Gerçekten kakayı yedi mi? Hayır, bu gerçek çikolata. Kızlar, siz de ister misiniz? Hayır, teşekkürler. Bu konuda sizin ödülünüz balık olacak. Kokumuz ve hiç de lezzetli değil. Ve soslarla çizeceksiniz. Bana göre bu oldukça eğlenceli ve sıra dışı görünüyor. Yani başlayabilirsiniz. Zaman başladı. Daha önce hiç sosla boyamamıştım. Umarım güzel bir şekilde başarabilirim. Bir sürü ya. Çok fazla seçeneğim var. Ama neden? Tüm kaplar üzerimde. Ben sizin çöplüğünüz değilim. Ben de başlamak zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu çizdiğim en lezzetli çizim olacak. Ben ise peynir sosuyla başlayacağım. Sarı bu yüzden bu iğrenç balık için daha uygun. Gerçi peynir sosu çabucak bitti. Olamaz ya. En kısa zamanda onun yerine başkasını bulmalıyım. Sanırım çok iyi. Kahretsin. Suzy'nin bile çizim benimkinden daha iyi. Acele etmeliyim. Tabii ya. 5 parmağım var. Yani aynı anda çizebileceğim 5 fırçam var. Bu sos çok güzel kokuyor. Sanırım biraz denesem sorun olmaz. Değil, daha fazla sos yemek istiyorum. Ya da sos mu yiyorsun? Ama patatesimiz bile yok. Sanırım sosun bitti. Beni besinler değil. İşte her şeyi mahvettim. Ne kadar lezzetli. Kahretsin. Sosları yedim. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Gala zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi görme zamanı. Tek seçeneğim çizimlerimi Suzy'ninkiyle değiştirmek. Bekliyorum. Jolly ne yaptın sen? Bu balığa benzemiyor. Mida, bana ne çizdiğini göstersene. Vajonla iyi görünüyor. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi soslu resim bu. Suzy sen hiç çalışmadın.
O zaman sana bu balığı vermek zorunda kalacağım. Umarım çiğ balık yemeği seviyorsundur. Bana mı? Ama bu haksızlık. Hakan, dedileri iğrenç balığı yemek zorunda kalacak. Neden hemen iğrenç diyorsun? Onu pişirebilirim. Dibrilorum da var. Aa, niye pişirdin? Aa, üzgünüm. Sadece onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Sanırım onu balığa doğru tutmalıyım. Bakın ne kadar lezzetli bir balık çıktı. Nihayet güzel yemek yiyebilirim. Çok lezzetli. Kuzular bu sefer en tatlıdır sizi bekliyor. Yani bir yumuşacak şey. Kendinize kedi makyajı yapmalısınız. Kim daha iyisini yaparsa bu bebeği alır. Her zamanki gibi bir dakikanız var ve çoktan başladı. Kendim de kediye çok benziyorum. Bu yüzden çok fazla ayrıntı bitirmek zorunda kalmayacağım. Sen de kendini fazla değerlendiriyorsun. Herkes benim kazanacağımı biliyor. Buldum kızı. Bıyıklar kaldı. Evet. Kimse aynayı kullanmaya yasaklamadı değil mi? Siz nasıl havalı makyaj yapabileceğinizi anlamıyorum. Ama onunla çok daha iyi. Neredeyse işim bitti. Hepiniz benim için uygun değilsiniz. Çünkü makyajım en iyisi. Vay canım. Mila bak, Julie hile yapıyor. Aynayı kullanıyor, oncak bunu yapamaz. Bence ona öğretmeliyiz. Haklısın. Tam olarak nasıl yaptığını biliyorum. Hey, ne yapıyorsun? Neden? Böylece tüm makyajım bozulur. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Ben çok tatlı bebeği istiyordum. Bak Suzy, burnunu biraz ıskaladın. İstersen sana yardım edebilirim. Okay. Tamam, eğer senin için zor değilse çok memnun olurum. İşte şimdi çok daha iyi görünüyorsun, kediye benziyorsun. Aa, teşekkürler, her zaman arkadaş olduğunuzu biliyordum. Pekala, en sevimli bebeğin tam olarak kime sahip olacağına karar verelim. Julie, böyle bir şeye bakamayım. Çok kötü oldu. Julie, sen ne yaptın? Burada korsanlık oynamıyoruz ki. What? Ne? Korsan mı? Mina! Seni pislik! Ama Mina makyajı çok iyi. Bu arada bu tüylü sana gidiyor. Yaşasın. Seni seveceğim. Besleyeceğim. Bak bakışın. Hayır. Mina'nın kediciye alerjisi varmış. Büyütecek bir şey yok. Çok güzel. Mina kırmızı olmuş. Doktor gerekiyor. Çok tatlı.